Bu kadarız işte. Bir sen, bir ben. Böyle devam edemeyiz. Kurum yeteri kadar saldırı altında. Kurum dışından bu işi çözmemiz gerek. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bizimle bağlantısı kurulmayacak, çok küçük. Ama bu davaya başını koyacak bir ekip kurmamız lazım. Oğuz Yüzbaşı, Ordu Bereli, onu mu ekip lideri olarak düşünüyorsun? Mehmet Rauf Bey'in kardeşi, abisinden hiçbir şey saklamaz, gizli tutamayız. Psikolojik profil arka sayfada. Devlet söz konusuysa abisini bile tanımaz. Bizi de tanımaz o zaman. Devlet söz konusuysa bizi de tanımasın. Senin düşündüğün biri mi var? Tekin. Tekin Ulubatlı. Koruma müdürü. İkisi birlikte çalışamazlar ya. Biri harbiyeli, öteki emniyetçi. Bugüne kadar kolay bir işe talip olduk mu? Sen de haklısın. Sayın subayım, Ordu Bereli. Komutanım, Genelkurmay'dan, kozmik derece. Hoş geldin Oğuz Yüzbaşı. Sağ olun komutanım. Faaliyeti mahiyeti nedir? Ne faaliyeti komutanım?
Otur. Bunlar ne böyle aslan parçası? Arkadaşların istifaları. Dayımızın olmadığı yerde biz de olmayız dediler. Hepiniz namusunuz üzerine yemin etmedim. Ben ne size ne de kendime namussuz dedirtmem. Bu devletin namusu dün bize emanetti, bugün de bize emanet. Ona leke sürdüremeyiz. Buna teşebbüs edeceklere ne olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi devletin karar mekanizmasındaki arkadaşların hepsine tek tek söyleyin. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Herkes görevine devam edecek. Devletin yeniden yapılandırılması için altı alanda hem zihniyet değişikliği hem de kadro değişikliğinin yapılması gerekiyor. Bunu beyefendiye anlatacağım. Bu kurumların ve kadroların hepsi NATO ve Soğuk Savaş konseptiyle kuruldu. Biz bunları değiştirmeye başladığımız an müttefiklerimiz eksen kayması olarak görecek ve bize karşı her alanda savaş açacaklardır. Bu durumda beyefendi siyasi olarak zor durumda kalabilir. Bu savaşı başlatmadığımız sürece onların güdümünde bir devlet olmaktan kurtulup emperyal vizyonumuzu gerçekleştirmemize imkan yok. Savaş çoktan başladı Müsteşar Bey. Salim doğru söylüyor. Öyle olmasa seni savcılığa ifadeye çağırmaya cesaret edemezlerdi. Yani savcı arkadaşlar tabii yürütülen operasyonlar kendi adlarına yürütüldüğü için bizi de yok saymayın demek istiyorlar. Öyle değil Gürkan. Amerikalı general seni açıkça tehdit etti. Şimdi de gereğini yapıyorlar. I'll never let you share NATO's intel with the country, which NATO perceives as their number one enemy. NATO istihbaratı... Ben ülkemin çıkarları için her türlü bilgiyi her ülkeyle pazarlık konusu yaparım. Örgütün üst düzey yönetimi en çok bu topraklar üzerinde barınıyor. Benim o ülkeye vereceğim istihbarat alacaklarım karşısında çok önemsiz. I warn you, for whatever reason it might be, Turkey is not a country big enough to act on its own initiative. And if you act like this, I will make you pay for it. Yaptığınız işten haberdarız. İstediğimiz yöntemlerle fişinizi çekeriz. İstediğimiz kurumlarla işinizi bitiririz mesajı vermek istiyorlar. Beni asıl düşündüren Bakan Bey'in rahatsızlığı. Biz üç kişi bu işin sac ayaklarıyız. Acaba planı uygulamaya sokmak için Kemal Bey'in iyileşmesini beklemek daha mı doğru olur? Dün akşam Kemal abiyi ziyaret ettim. Bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi kurumumu temizlemeye başladım. Aynı şekilde senin de finans, iş dünyası ve medyada da operasyonlara başlaman lazım. Öyleyse bir an önce gidip beyefendinin onayını al, operasyonları başlatalım. Gürkan, sen bu mahkeme işini ne yapacaksın? Meseleyi devlet krizi haline dönüştürmeden bitirmek niyetindeyim. Yani gidip ifadeni vereceksin. Ne diyorsun Salim abi? Koca istihbarat başkanını almaya kalkmazlar herhalde değil mi? Bunlardan her şey beklenir başkanım. Salim doğru söylüyor. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Bunlar hala toplantı yapıyorlar dayı. Yakında onları öyle bir dağıtacağız ki bir daha toplanamayacaklar aslan parçası. Volkan. Buyurun hocam. Neredesin oğlum ya? Buradayım hocam. Ne oldu bakan Bey'in suçları?
Çıktı hocam bilgisayarda. Ben de şimdi yazdırıp Zeynep Hoca'ya gönderecektim. Numuneleri ne yaptınız? Burada saklıyoruz. Oğlum ben size bunların gizlilikleri var. Hemen imha edin demedim mi? Sonuçlar daha yeni çıktı hocam. Tamam sen numuneleri imha et. Ben sonuçları Zeynep'e götürürüm. Peki hocam. Sayın Bakanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim doktor hanım. Tahlil sonuçlarınız çıkmak üzere. Eğer değerlerinizi istediğimiz seviyeye düşürebildiysek bugün sizi ameliyata alma niyetindeyiz. Ekibimiz hazır, bekliyor. Çok iyi bakıyorsunuz bana. Ne demek? Görevimiz. Tabii efendim. Zeynep. Hemen haber vereceğim. Zeynep. Size de iyi günler, teşekkür ederim. Bakan Bey, tahlil sonuçları. Ben de bunu bekliyordum. Değerleri fena görünmüyor. Mehmet Hoca geldi mi? Yok görmedim. Çıkar çıkmaz sana getirdim. Değerleri istediğimiz seviyeye inmiş. Ekibe haber vermemiz lazım. Hazırlık yapsınlar. Çetin. Bugün Ceren'i yuvadan senin alman lazım. Merak etme ben hallederim. Siz Bakan Bey sağ salim ameliyattan çıkarın da. 40 gündür hastanede sıkı yönetim ilan edildi. Biz şimdi birbirimize söz vermiş mi oluyoruz? Hayır. Birbirimizin olmuş oluyoruz. Bir ömür mü? Seni sevmeye bir ömür yetmez ki. Ne var öyle alacaklı gibi dayanmışsınız kapıya? Oğuz yüzbaşını görmeye geldik komutanım. Oğuz komutan görevde. Derdiniz ne bana söyleyin. Yok bir şey komutanım. Biz sonra görürüz kendisini. Soner, benden mi saklıyorsunuz? Hadi geçin içeri kendinize bir çay koyun. Biz gidelim komutanım. Uzatmayın dedim geçin içeri. Metin doğum ne zaman? Bir ay sonra inşallah. Erkek değil mi? Erkek komutanım. Ellerinizden öper. Ne oluyor? Kafayı mı yediniz? Komutanım. Tamam. Siz bir halt yediniz anladım. Sakın ha sesinizi çıkarmayın. Ben gidip bir bakayım. Hayırdır başçavuşum? Komutanım, Metin ve Soner Asubay'ı almaya geldik. Dinliyorum. Efendim, Bakan Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Buyurun abi. Ne yaptınız Gürkan'la? Beyefendiyi ikna edebildiniz mi? Raporu sunmak üzere şimdi gidiyoruz. Öktem. Kurumlarda güvenebileceğin adamların listesi benim gizli kasamda. Bana bir şey olursa ne yapacağını biliyorsun. Bunları şimdi konuşmayalım. Sen sağlığına varınca bu işleri beraber yapacağız. Neticede ameliyat.
kimse ne olacağını bilemez. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Devleti sahipsiz bırakamazsınız. Hakkını helal et Hüktem. Alo. Dayı Çetin Bey arıyor. Bakan Bey'imize iyi bakıyor musunuz aslan parçası? Bak sonra bozuşmayalım. Merak etmeyin, gerekli ihtimam gösteriyorum. Onun şekeri vardır ha, gizli şeker. Dikkat edin ona göre. Dayıcığım, bir iki saat sonra büyük fırtına kopacak. Nasıl hareket etmemi emredersiniz? Çetinciğim, fırtınayı koparan biziz. Fırtınada kimin gidip kimin kalacağına da biz karar vereceğiz. Dert etme sen. Hadi öpüyorum gözlerinden. Yavuz Bey hoş geldiniz. Bunu hemen patolojiye gönderin hemşire hanım. Hocam çaprazlık işi atıp kapatıyorum. Ritim normal. Tansiyon da yüzünde. Çok şükür. Bakan Bey'in kalbi bunu da atlatacak. Tansiyon yükseliyor. Orhan ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolundaydı. Düşmeyecek. Hemen 2 miligram benazepril. Epinefrin. Hazır. Çekilin. Bakan Bey'i kaybediyoruz. 270. Sakın arabadan inmeyin müsteşar. Denemince kapıları kilitle. Oh.
Ne yapmaya çalışıyor bunlar Fuat? Medyanın burada ne işi var? Bizi harcayacaklar. Nasıl rahat olayım? Gürkan cezaevine girmezse bizim nereye gireceğimiz belli. Mezar. Dönem bizim dönemimiz. Kimsenin bizi bir yere götürmeye gücü yetmez. Yaptığım fezlekedeki ifade veren istihbaratçılar ifadelerin arkasında durduktan sonra Gürkan'ın dışarıda kalma ihtimali yok. Bir numara bu işi şahsi algılayacak. Şahsi algılayacak bir şey yok. Onun şahsı da bu işin içindeyse o da buraya gelecek. Sen bu kadar ciddi misin Sayın Savcı? Çelik çomak oynamıyoruz Ferhat. Devletin 3 erki var. Herkes yasamadan yürütmeden bahsediyor. Ama bundan sonra yargının da ne olduğunu herkes bilecek. Ona göre hizaya gelecek. Efendim. Hı. Ne oluyor Fuat? Efendim Ökten Bey. Suikasta uğramış. Durumu hakkında bir bilgi var mı? Yara almadan kurtulmuş. Düğmeye bastılar. Hastaneyi arayın. Bakan Bey'i ameliyattan çıkarsınlar. Araç mı çıkıyoruz? Nabız yok. Bakan Bey'i kaybediyoruz. Tamam kızım. Hasta eksi olur. Ölüm saati 14.53. Hiç kilo mu almıştı Refik Bey? Yok, gayet formundasınız maşallah. Omuzları niye dar o zaman? Gayet fit duruyor. Ha bırak şimdi fiti, sen eskisi gibi yap bunları. Yalnız yarına kadar yetişmesi lazım ha, ona göre. Yetiştiririz herhalde. Gel Fazıl, gel. Çek şunu şuraya. Bu müsteşar hala hayattaymış. Ne iş bir anlat bakalım. Korumalardan biri cevap çıktı diye. Oo, biz bir korumayı halledemiyorsak devletin sahibiyiz diye dolaşmayalım ortalıkta. Bırakalım devleti gömsünler. Bu devlet için yaptığımız her şeyi bir günde harcasınlar. Dayı ne emrediyorsun? Ben biraz yurt dışına çıkayım mı? Ve sen benim tırsımı gördün mü hiç? He? Ben daha ölmedim. Sen neye tırsıyorsun? Tırsmak değil de dayı. Müsteşar kurtuldu ya, bu işin altını kazır artık. Önemli olan kurtulması değil. Önemli olan mesajı alması. Yoksa kimse altını kazıyamaz bu işin. Dayıcığım yine de tedbiren... Şimdi ağzının ortasına bir koyacağım, tedbiri göreceğim. Dayı Çetin Bey arıyor. Çetin, iyi mi kötü mü? Tıbbın bütün imkanlarına rağmen bakan beyi kurtaramadık. Dayı maşallah. En az adamım sensin ha Çetin. Estağfurullah dayıcığım. Bana bak, bir hata yaparsan eğer bu bakanın fatihası okunmadan bu Öktem'le Gürkan senin canını okur ha. Sen merak etme dayıcığım. Kimi kimsesi olmayan genç bir kadın doktor var. Arada harcanır gider. Güzel. Gözlerinden öpüyorum ha. Fazıl. Ya biz kilo mu almışız ha? Yok dayı, aynısın. Ha. Neyse. Başka bir şey için diktirmiştik ama bakan beyin cenazesinde de giyeriz bunu. Yok, bu olmaz dayı. Koyu renk bir şey lazım. Şöyle siyah havalı gözlükler falan. Koyu renk. Fazıl, bu ne renk? Dayı açık o. Açık. Abbas'tan bir haber yok mu? Kuzey Irak'ta verdiğin emri yerine getiriyor dayıcığım. Bir haber olunca arayacak.
Sorgulanan adam Mossad ajanıymış. Dışarıda bekle. Kaydı aldıklarına göre konuşturmuşlar. Bunlar mıydı? Bunlardı. Emin misin? Eminim. Bunlardı. Soner Mehmet. Sandığımızdan daha büyük. Benjamin'i konuşturmuşlar. Bu abiyle olan mesele ortaya çıkacak. Abi bu gece Güney Kıbrıs'ta ölecek. Dayı ama bu bordoların da icabına bakmamız lazım. Abiye aracılık eden adamımızın kod adını öğrenmiş olabilirler. Eğer adamı sökerlerse ucu sana kadar ulaşabilir dayı. Sen arkanda iz kalmadığından emin ol. Ben borduları tecrit aldırdım, icabına bakıyorum. Eyvallah dayı. Ulan aldık adamı. Sık kafasını, al intikamını, bitsin gitsin. Vardı elin Mossadçısını sorguladık. Bunun için mi öleceğiz lan şimdi? Oğlum Metin, gidelim pazarlık yapalım. Verelim kartı, onlar da bizi bu işten sıyırsınlar. Çocuk olma Soner, nereye sıyırıyorlar? O kartı verdiğimizden ölürüz. Bak, kasa İstanbul'a inecek. Orada bizi istihbaratçılar karşılayacak. Kartı alana kadar da ezecekler. Sonra kafamıza sıkıp bir çukura gömecekler. Öyle olmayacak. Oğuz Yüzbaşı'ya haber vermenin bir yolunu bulacağız. Anca o bizi bu işten sıyırır. Komutanım, bugün Hayri Başavuş inzibatla eve gelip Soner'le Metin'i aldı. Sebebini öğrenebilir miyim? Bir şey söylemediler ki, ne bileyim. Komutanım, öylece teslim mi edeceğiz çocukları? Ne yapalım üsteğmenim? Emir gelmiş. Emre itaatsizlik mi ederim? Mecburen göndereceğiz İstanbul'a, orada bakarlar. Komutanım, müsaade ederseniz bir de ben deneyeyim. Belki benimle konuşurlar. Yok üsteğmenim, yok. Onların Oğuz Yüzbaşı'dan başkasına konuşacakları yok. Komutanım, belki de... Uzatma Serdar. Yok dedim. Ne haber? Sağ ol. Hadi hazırsanız çıkalım, sizi almaya geldim. Hayırdır Duygu? Yemeğe mi gideceğiz yoksa ifademizi mi alacaksın? Aa, espri mi yaptın? İfadenizi alacak olsam izbatla makamıma getiririm. Bugün onu da gördük ya neyse. Ne oldu ki? Boş versen savcı hanım. Özel kuvvetleri her önüne gelen alamaz. Yani en azından beni.
Tabii sen Oğuz komutanı kandırmış olabilirsin. Ya daha demin bozdum, hala kötü espri yapıyorsun. Nerede Oğuz? Hadi sen benim bu Diyarbakır sıcağında dondurmadan çıkalım. Kusura bakma, bu akşam baş başa yiyeceğiz. Sebep canım? Kahramanınız operasyonda hanımefendi, onun için. Ne operasyonu ya, bana bir şey söylemedi. Birileri bir yerlerde işini yapıyor savcı hanım. Of, ben bütün gece bu geyiği çekemem. Direkt eve geçeceğim, yemek iptal. Ya Duygu, şeyi merak ediyorum. Sen Oğuz komutan olmadan hiç bunu evden çıkarıyor musun? Evden çıkmak mesele değil de Oğuz olmadan senin varlığına tahammül edemiyorum. Kore. Adını etkafno. Atatı şakar. Tinal etha. Delek mi bif mi? Sultanı güzel karım. İyi ki bulmuşum seni. İyi ki sevmişim. Ben de iyi ki hayır demişim sana. Hayatına giren diğer kadınlar gibi yelkenleri hemen suya indirseydim. Bugün 14. senemizi kutlar mıydık? Emin değilim. Strateji. İşte strateji yaptığını anladığım zaman bu kadın benimle evlenmeli dedim. Kan ve gül, gül ve diken, aşkımla sen.
Pardon. Şimdi müsait değilim abi. Adamını geri çağır. Ne adamı? Yavuz, benimle oynama. Benimle oyun oynayan sensin abi. Bana şantaj yapmaya, tehdit etmeye kalktın. Mossad bunu senin yanına bırakmaz. Seni kendi kanında boğarım. Kan. Kan ve gül. Gül ve diken. Bordo ve sen abi. Kolay gelsin sana. Hayırlı işler. Nasıl oldu peki? Abi kolum iyi de kafamdaki kıymıklar beni rahat bırakmıyor. Sabırlı olacaksın kardeş. Bugünden yarın olmuyor işler. Salim abi nasıl bulamıyoruz biz bu adamı? Benim suikaste gördüğüm adam sıradan örgütçü değil. Devletin muhbiri. Hangi devletin peki? Dediğini anladım abi. O zaman yol verin bana, ben gidip bulayım. Herifi Güneydoğu'dan biliyorum. Özel kuvvetlerde Oğuz diye hırt bir yüzbaşı var, onun muhbiri. Zamanı değil. Abi zamanı gelene kadar daha kaç tane kayıp vereceğiz? Tasalanma kardeş, zamanı gelmek üzere. Evine git dinle, benden haber bekle. Bizim seninle abi kardeş hukukumuz var. Eğer bu işlerin üstünü örtmek için beni oyalıyorsan... Ne abi kardeş hukukunu tanırım, ne de devletin hukukunu. İş o noktaya gelirse beni kimse zapt edemez. Haberin olsun. Şehit ettiğiniz yüzbaşı var ya... benim sıra arkadaşımdı. 13 yaşında birlikte Kuleli'ye girdik. Bir evin tek oğluydu. Bir tek askerinin kılına zarar gelmemesi için canını seve seve verirdi. Şimdi sen beni öldüreceksin ya... benim intikamımı alacak olan da seni en sona bırakacak. Bütün askerlerinin ölümünü gördüğü. Bu yüzden onu da en sona bırakmıştım ki... bütün askerlerinin teker teker ölümünü istesin. Şimdi yukarıdan senin ölümünü seyredecek. Ve askerleriyle huzur içinde yatacak.
Abi, nedir durum? Adliyeden dosyayı aldırdım. Savcı size harcamayı kafasına koymuş Sayın Müsteşar. Bu savcının tek başına yapacağı bir iş değil. Bu dosyayı kim hazırlayıp savcıya teslim etmişse bize harcamayı kafasına koyan o. Efendim, bu operasyonların hepsini bir kliğin yapması mümkün değil. Sadece tasfiye ettiğimiz klik değil. Devletin içindeki klikler de bu işin içinde Salim abi. Yeşil Vladimir. Sen savcı beyle bana kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği özel bir görüşme ayarla. Savcıyı kazıyalım bakalım. Altından hangi renk çıkacak? Ameliyata giren çıkan, hastanede çalışmış çalışan, hasta olarak yatan, herkesi sorgulayacağım Gürkan. Büyük vartı atlattın. Ölümden döndün. Sinirlerim bozuk. Bırak biz işimizi yapalım. Bu işin müsebbibi kimse bulacağım. Hesabını soracağım Gürkan. Kemal abi doğal nedenlerden ötürü öldü. Aksinin spekülasyonu bile devleti yıpratır. Gürkan, burada artık stratejik karar almanın anlamı yok. Devletin itibarının zedeleneceğini biliyorum. Ama Kemal abinin hesabını soramazsak hiç kimsenin yüzüne bakamayız. Hiç kimseyi hiçbir şeye inandıramayız. Hesabını elbet soracağız. Ama kamuoyu önünde değil. Bakan Bey'in otopsisinden sonra her şey nasılsa ortaya çıkacak. Şimdi konuşursanız size yardımcı olabilirim. Siz ne demek istiyorsunuz beyefendi? İçinizden biri bilerek ya da bilmeyerek işini doğru yapmadı. Sayın Müsteşarım, acınızı anlıyorum fakat çizgiyi aşıyorsunuz. Devletin imkanları elinizde. Bir kusurumuz olduğunu düşünüyorsanız soruşturur ortaya çıkartırsınız. Hiç şüpheniz olmasın. Ortaya çıkaracağız. Neyden bahsediyorsun sen? Bilmiyorum yüzbaşı. İstanbul'da bekliyorum. Kim? Bilmiyorum ki, İstanbul'da bekliyorum. İyi, Yücel Baba'yı uğrayıp emanetini teslim edelim. Hadi. Benim de buram yandı ama geçti. Seninkisi niye geçmiyor? Çünkü ben yapmamam gereken bir şey yaptım. O yüzden hep hatırlayayım diye kolumda izi kaldı. Ne yaptın? Birine inandım. Mum yaktı. Babama söylesene. Babam mum döver. O babandan önceydi yavrum. Ya
Bu kadarız işte. Bir sen, bir ben. Böyle devam edemeyiz. Kurum yeteri kadar saldırı altında. Kurum dışından bu işi çözmemiz gerek. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bizimle bağlantısı kurulmayacak, çok küçük. Ama bu davaya başını koyacak bir ekip kurmamız lazım. Oğuz Yüzbaşı. Bordo bereli. Onu mu ekip lideri olarak düşünüyorsun? Mehmet Rauf Bey'in kardeşi. Abisinden hiçbir şey saklamaz. Gizli tutamayız. Psikolojik profili arka sayfada. Devlet söz konusuysa abisini bile tanımaz. Bizi de tanımaz o zaman. Devlet söz konusuysa bizi de tanımasın. Senin düşündüğün biri mi var? Tekin. Tekin Ulubatlı. Bize bağlılığını dün suikasta gösterdi. İkisi birlikte çalışamazlar ya. Biri harbiyeli, öteki emniyetçi. Bugüne kadar kolay bir işe talip olduk mu? Sen de haklısın. Hayırdır Ferhat Müdürüm? Gürkan gelmeyince savcıyı boş bırakmayayım, ben mi geleyim dedim. Bakan Bey'in ölümüyle müsteşara düzenlenen suikast kötü oldu. Şimdi Gürkan'ı almaya kalkarsak suikastlerin açığa çıkmasını engelliyoruz diye bize psikolojik harekat yaparlar. Üstüne gitmenin tam vakti. Bakanla müsteşara suikast düzenleniyor. İstihbarat ya işin içinde ya da uyuyor. Biz bütün bu olanların hesabını Gürkan'dan sorarsak kamuoyunu arkamıza alırız. Ferhat benimle açık konuş. İstihbarat başkanını alacak cesaretin yoksa ben bu işi başka kanallardan çözeyim ha? Sayın savcım, sizi anlıyorum. Çok mücadele verdiniz. Ama akşam haberlerinde başka savcıların ismi geçiyor. Onlar efsane oluyor. Ama size bir şey söyleyeyim sayın savcım. Şöhret dediğin balon gibidir. Bir nefese ihtiyaç duyar. Ve eğer bu nefes güçlü değilse bir top iğnelik canı var. Ferhat, kimin karşısında olduğunu unutma. Ha. Yani bana muhtaçsın. Ben olmadan değil müsteşarı, odacısını bile alamaz mısın demek istiyorsun? Ben ortak bir strateji belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Strateji burada Ferhat. Hakim Bey'den zorla getirtme kararı çıkarttım. Hani nefesim çok kuvvetliydi diyorsun. Görelim bakalım nefesini. Alabiliyor musun istihbarat başkanını? Vay 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 vay. Bayağı olmuş ha.
Çok teşekkür ederiz Yavuz. Ama daha çok eksiğimiz var. Utanmıyorsunuz değil mi hak etmediğiniz zaferini almaya? Dayı vallahi yani bu Zerrin Hanım'ın meseli. Ben söyleyecektim de yani. Fazla şey yapmayınca. Abbas beni karıştırma. Göstereyim mi sana? Güzel, güzel. Zamanla da her şeyi oturtursun yavaş yavaş. Suikaste kullandığınız adamları ne yaptınız aslan parçası? Beykoz'da bir villada saklıyorum dayı. Ne yapayım, kurtulayım mı? Olur mu öyle şey aslan parçası? Bunlar bize lazım. Dayı lazım diyorsun da bize adam mı yok? Ya dayının bir bildiği var ki söylüyor. Eyvallah dayıcığım. Güzel. Şimdi adreslerini Abbas'a ver. Onları sınıra götürecek. Sınırda son bir iş yapıp Suriye'ye geçecekler. Dayı bir de bu Çetin meselesi var ya. Ya Abbas. Son zamanlarda sen her şeyi kafana takar oldun. Ne bileyim yani ben bu Çetin'e güvenmiyorum. Ben sana güven dedim mi? Peki ne yapalım, bu laborant meselesini sıkılayalım mı? Ya bir kere de dayınız ne diyorsa onu yapın. İşinize bakın.